Allah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen yarattın. Sen hayır, sen yarattın. Sen hayır, sen yarattın. Sen hayır. 24 Temmuz 2019 günlerden çarşamba saat 18:48 İstanbul Küçükçekmece 2 TL FSMM'de olup canlı yayın sıralarından hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Canlı yayınımız Siyaset Dünyası başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli konuğumuz ilahiyetçi yazar FSM Medya Grup programcımız Sebahattin Cesur. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız değerli hocam? Elhamdülillah. Allah iyilik sağlık versin. Şu anda hem fsmtv.net'te canlı yayındayız. Ana kumandada, teknik masada Eyüp Aydın'la birlikte. Sosyal medyada yine ayrıca da fsmtv sizin sesinizde hocamla birlikte beraberiz. Ayrıca fsmtv'de, fsm haberde, radyo fsm'de canlı yayındayız. Etiketleme yapmadın herhalde. Etiketlemeyi yapsaydık bir 20'ye yakın canlı yayında da olacaktık. Ama inşallah ilerideki yayınlarımızda olacağız. Saat 19:30'da yayınımızı bitireceğiz. 40 dakika yayındayız. Gündem yoğun. Evet hocam, ne diyorsun? Helikopter ne güzel Rusya'dan şeyleri aldık, getirdik. Harun 2019'un Aralık ayına kadar süreç devam edecek, bitecek inşallah. Kendimize güvenimiz geldi. Vay be! Amerikansız da yapabiliyormuşuz. Ona izin al, ondan izin almadan da yapabiliyormuşuz. Ya onsuz da bir şeyler yapabiliyormuşuz gibi millet olarak, ümmet olarak kendimize geldik. Meclisimizde tek yürek, hükümetimizde tek yürek. Yani yetkililerimiz de yine aynı. Teşkilatlar olarak hep ayaktayız elhamdülillah. Bu arada Amerika durmuyor. Vay efendim, şöyle vay efendim böyle. F-35'leri vermiyorum sana. Ya kardeşim sen bana nasıl vermezsin F-35'leri? F-35'leri. Biz zaten onun proje otağıyız. Yani al para deyip bize şu kadar verdiği anlaşma yapmamışız ki. Proje otağıyız. Neler söyleyeceksin hocam? Buyurun, mikrofon sizde. Oldu, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah tüm elinize razı olsun. Elbette biz devletiz. Bütün devletimiz. O bakımdan devletimizin olma hassasiyeti var. Dünya devletler arasında elbette ki yerimiz olmalı. Dünya devletler arasında elbette yerimiz olmalı. Ama bu yerimizi daha iyi koruyabilme amacıyla elbette ki idarecilerimizin kararlı ve istikrarlı olması lazım. Dün dediğini bugün de demeli. Dün demediğini bugün de dememeli, değil mi? Kararlı ve istikrarlı olursan aynen. Kadar alt olmazsın. Ama kararlı ve istikrarlı görülmezsen bu sefer o karşıdaki insan senin o fotoğrafını çekmiştir. O fotoğrafı göre bunun ölçüsü bu kadar. Bu kadar. Kapasitesi bu kadar. Bu kadar, buna göre hareket edelim. Aynen. Diş geçirirlerse, yani bir şey yaparlarsa bunu görebilirler. Ama yok, şey yapamazlarsa baktılar ki karşısındaki idareci bu hususta daha dişli, daha olumlu, daha kararlı bir yapısıya sahipse yavaş yavaş yelkenlerini indirirler. Bu çok önemli bir olay. Yani siyaset, bürokrasi, herkese dünya devletler arasında biliyorsan bir yere oradaki kararlılığın, istikrarlılığın yani çok önemli. Kafan dik olacak. Vermeyeceksin. Kimsenin de korkmayacaksın, çekilmeyeceksin. Böyle bir kararlı hareketler olursa kolay kolay mağlup olmazsın. Yani onlara teslim olmazsın. Ondan sonra başlara teslim olmuyor. Yani tek kelimeyle şunu diyebilir miyiz hocam? Ülkek siyaset değil, Atak siyaset. Ama altı dolu olan atak siyaset. Boşa hava atma değil yani.
Hemen indirirler havamızı. Boşa hava atmaya kalkarsak, evet. Ne yaptık biz? Rusya'yla bir de şey, 400 lira anlaştık. Ya, tamamen sonuna kadar desteklendi, yapıldı. Karşımızdaki Amerika, yok dönmeyeceğim, yok şey yapmayacağım, yok şöyle bir anda, yok böyle. Ve hareketler etmeye başladı. Biz o haldeki yine kararımızı değiştirmedik. Eğer değiştirseydik, her iki tarafta da biz zarar uğrayacaktık. Hem Rusya tarafından, hem Amerika tarafından. Niye? Benim korkaklığım, ürkekliğim ortaya çıkmış oluyor. Aynen, benim korkaklığım, ürkekliğim ortaya çıkmış oluyor. Filmini çektiler, senin aleme öyle baktı, ha ya dedim. Evet, her ne kadar, şu ana kadar hareketleri doğru bir şey yaptı ama sonunda gırtlık eğildi. Dediğin takdirde sen kaybedersin. Ama biz onu yapmadık. O hususta dik durduk. Ha, severim sevmiyorum, o ayrı bir olay. Şahsım senin ayrı bir olay. Devlet şeyi farklı bir olay. Biz devletimize karşı ne kurduk? Beraberiz. Rahmetli Genel Başkanımızın en büyük hassasiyeti buydu. Devlet dediğimde, vatan dediğimde her şey durur. Allah Allah. Başımızdaki... Devlet dediğimde, vatan dediğimde her şey durur. Notlar kımayasında konuşurken, orada rahmetli Genel Başkanım, hani devlet hakkında falan sözler karşı açık ve net cevap verdi. Ne dedi hocam Lothar Kamerası'nda? İyi hatırlar. Şu. Hatırlayalım yani. Yani özet olarak söyledim. Tabii. Benim devletim ve devletin başbakanı. Ben onun hakkında olumsuz hiçbir şey söyleyemem. Söyletmem de. Onlar bunu da söyletmem de. Gel dediler burada Lothar Kamerası'nda konuş dediler konuştu, değil mi yani? Konuştu zaten. Orada konuştu. Ve açık ve net konuştuğu için budur yani. Net vücut hep devlet, şu anda devletimizin içerisindeki bunun yetkililer, partiler, kurtlar, neyse hepsi birlikte net vücut. Dışarıya karşı net vücut olmak mecburiyetimiz var. Dışarıya karşı net vücut olmak zorundayız. Zorundayız. Şu parti, şu görüş, hayır, şu şöyle, bu böyle, fikir ayrılığı yapıyoruz gibi bir dünyaya şeye düşmememiz lazım. Mesela Suriye konusunda, Irak konusunda, PKK, Peşmerge konusunda, yani hani bu konularda siyasi partiler hep fikir olmalı, tek yürek olmalı. Ben devletimi seviyorsam, vatanımı seviyorsam, devletimin dünya devletler arasında söz sahibi olmasını istiyorsam, elbirliğe olmak mecburiyetimiz var. Bakın abi ben Almanya'da oluyor, iş yaptım. O Almanya'da hep seçim biter, bittikten sonra devlet haklarında olan mevzuatta hep beraber bitir. Ama seçim zamanı gelmiştir, söylerler ayrı bir kendi kendilerine programlar yaparlar ayrı. Ama devlet meselesi konusunda taviz ediyoruz. Bizim de öyle olma ama maalesef bizim içimizdeki fikri ayrılışlardan dolayı bazı, ben seni sevmiyorum, sevmediğim için de... Senin söylediğini de sevmiyorum sen bu sefer. Senin projeni de beğenmiyorum. Projen işleri de... Beğenmiyorum, aynen. En tehlikeli görüş budur. Çok kötü, çok. Ve değeri, yıpratma da budur yani. Dışarıya karşı yıpratma. Aynen. Bu şekilde olur. Sen kalkar gidersen, devletin iş meselesini dışarıda konuşursan, dışarıya anlatmaya çalışsan, onlar senin daha zaaf tarafını yakalarlar. Bu sefer gerekli olarak gelir, yakalar. Seni bir taşıran gibi kullanırlar. Kaçavra gibi kullanırlar. Bizim o dediğimiz insanlar, sosyalist görevlendik insanların kapasitesi budur yani. Hiçbir zaman şu vatanı sevmemişlerdir. Şu vatanı sevmiş değillerdir yani. Ya bunu görüyoruz, konuşuyoruz. Kendilerine de konuşuyoruz da. Halbuki ne olursa olsun, Almanya'da, Fransa'da konuşuyoruz. Sosyalist de olsalar, sağcı da olsalar, solcu da olsalar vatanı seviyorlar. Önceliklerimiz olacak ya. Milli birbirimiz, özelliklerimiz. Evet. Burada fikri arışları, ayrılışları ortaya koyamayız. Onun için kalkıp da buğuz etmek gibi bir vermek ve onu yaptığı şeyi kabullenmemek gibi bir düşünceye ne demek? Bir tanesi kalktı ne dedi? Beşarı kıyamaya alır mı? Ben ismini vereceğim çünkü. Ne alır? F-400'ler gelsin ben eşek gibi alır, Ezra'yla alır vereceğim dedi. Böyle bir şey düşünse... Ve bir zamanların ülkücüsü, İstanbul İl Başkanı bir zamanların, 12 Eylül öncesinin. Ne kadar boş insanlarmış meğersem ya.
Ama biz gözümüzde büyütüyoruz. Gözümüzde büyütüyoruz. Gözümüzde onlar bir dev gibi görüyoruz. Devasa böyle. Halbuki maalesef işte sonuçta istemedikleri bir şey olduğunu hemen öyle hale geliyorlar ki baksın diyor. İstemediklerinden dolayı. Kafir ben diyor F-400'leri getirsin. Affedersin ben böyle bir şey diyor. Kızılan meydanında eşekle ayıracağım. Demir mi ya? Bir bürokrasi insan bunu diyebilir mi ya? Severim ki sevme, verem ki isteme. Bak ne kadar basit insanlar ama biz büyütmüşüz. En mümkünsü, mümkünün alakası. O günün şartlarına nasıl gider, nasıl gider, bilmiyorum. Ben ona pek inanmadım onun mümkünlüğüne de. Evet, ama evet. Zaten belli oldu, hemen gitti CHP'ye işte gördük. Ha, onun için... Halk sevgide program yapıyor. Ne? Halk. Nereye yapacak? Evet. Nereye yapacak bu insanın? Zihniye de belli, fikri de belli, zikri de belli. Ama kamuflaj olmuş, benim içime girmiş. Anlayamamışım. Ne efendim içerisinde. Ya bir insan bu. Ha, ondan dolayı. Şimdi, Amerika ne yaptı? Sürekli bize ultimatum veriyor. Kur'an'la bir şey yapıyor. Yok ambargo uygulayacağım, yok şunu uygulayacağım, yok bunu uygulayacağım diye sürekli ne yapıyor? Bizi oyalama takdim ediyor. Vereceksen ver, vermeyeceksen verme. Açık ve net ol. Vereceksen ver, vermeyeceksen ver. Aynen. Ya, vermezsen ben ona gelen bir tedbirimi alıyorum zaten. Dedim mi, sen pisin pisin geleceksin. Aynen. Niye? Çünkü orada dediğin gibi biz F-35'ler için pilotlarımızı işlemlerimizi gönderdik. Bir ortak bir çalışmalarımız oldu. Onun için yetiştiğini de kuralları da dediremezler. Ancak sıkıla yaparlar. Benim gördüğüm kadar sıkıla yaparlar. Yoksa verirler. Şimdi buyurduğun gibi hocam, siyaset nerede gibi? Dün ayrı bir gün, bugün ayrı bir dünya. Dün ayrı düşünüyorsun, bugün ayrı düşünüyorsun. Evet. Hiç inanır mısın Rusya'dan bizim böyle şey yaptıracağımız, böyle bir şey aklımıza getirmedi yani. Mümkün, 25 sene, 30 sene önce. Mümkün değil. Hani efendim işte komünistlikten dolayı birbirimizi... Hayır, şunu yapıyorduk 30 senedir, 40 senedir. Müteahhitlerimiz, Sezai Türkleri, Tevzi Akkaya, STK'lar, onlar Rusya'da inşaatlar yapıyorlar. Büyük büyük binalar, devasa binalar. Evet. Bunu yapıyorduk. Evet. Çalışanlarımız var, Rusya'nın işçilerimiz var ama silah almak oradan, tüfek, tank almak, şey almak. Yani işte bu da neyi gösteriyor? O 5000 şehit verilmiş, binlerce insanımız şehit olmuş veya yani sağ sol kavgası bir normalde bir oyundan ibaretmiş yani bir düşünecek olursan yani. Aynen, tabii her şey. Çok zamanla her şeyi gösteriyor. Evet. Şimdi burada bir olay var. Rusya devlet başkanı Putin siyasetçi bir insan. Müthiş bir siyasetçi. Ya nereden zararın nereden ne şekilde geleceğini aynı. Ama bizim başımızdaki şu andaki devlet idarecimizde bir onun kadar o da siyasetçi bir insan. Ha, severi sevmez o aynı diyorlar. Ama yapmış olduğu dışarıya karşı dış hiç şey bilmiyorum ben. Dışarıya karşı olan hareketleri, tavırları, bürokrasi anlayışı çok farklı ve şu gün dünya devletlerinin birçoğu bugünkü bizim başkanımızı ne yapmaktadırlar, takdir etmektedirler. Yani bu sebeple ayrı bir olay. İş meselesi, parti meselesi onlar bir ayrı olay. Ama yani biz şu anda konjonktürümüzde Türkiye'mizin dünya devlet arasındaki yapısı bu. Amerika'nın, ABD'nin bizlere sürekli ultimatum vermekle bizi korkutacağını, bizi şey yapacağını zannetmek böyle düşünmeye çalışıyor ama biz taviz vermediğimiz müddetçe o kendisi yavaş yavaş bu tavizi verecektir ve şu anda Suriye meselesi, Dünya meselesi konusunda olacak. Bu, yavaş yavaş o noktaya da gelecek. Aynen. Bir taraftan özel temsilci geliyor bizimle konuşurken evet. Öbür tarafta böyle Ankara Suriye anlaşmaları yani anlaşma adına bir şeyler yapma adına geliyorlar diğer tarafta bir askeri general gidiyorlar PKK'nın PYD'nin adamlarıyla üst düzeyde komutanlarıyla görüşüyor. Ya buna ne diyorsun hocam ya? Bu nasıl bir tutarsız siyaset? Bu nasıl bir anlayış yani? Şimdi bunlar F-35'lerle bizi yani şey yapmaya ama şey yaptırımlar yapmak istiyorlar ama buradaki tabii bizim uzmanlarımız da şu görüşte ne yapıyor?
eğer onlara öyle bir şey yaparsan biz de farklı alternatifleri sunarız. Farklı alternatiflerle şimdi başkan yurtuna hallederiz. Evet, evet. Ya öyle yapmamız lazım. Eğer o öyle yaparsa biz öyle yaparız. Yani bunlar kalkmasın da ben dünyanın asiyim deyip de yanlış bir tutumu var. Trump da yani kendini dünyanın eşkıyası olarak görüyor. Kendini dünyanın eşkıyası ama Allah. Yani ben ağır bir kelime. Başka değil mi? Şu ana kadar yaptıkları o. Başka şey yakışmıyor onlara. Yakışmıyor, başka şey yapmıyor. Yaptıkları ne büyük olmaya yakışıyor, ne Birleşmiş Milletler'inin sorunsuz, sen böyle şeysiz komutanı olmaya yakışmıyor. Yani hani Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üye adına. Yani küçüklük yapan diyor ya, bir büyük adamlar hani büyüklük, yaptıkları bir küçüklük. Yani şu insanın yaptığı hareket devlet adamlarına hiç yakışmıyor. Tamam, ben devlet adamlarının istemediği taraflar olabilir, reddedebilirim. Ama bunun üstlük daireleri var. Böylece kalkı da gelsin, tutarsız hareketlerle yapması çok hiç yakışmıyor. Ama ne acıdır ki, dün dünya devlet arasında, devletin anlattığından başka olmuş bu. O ayrı daha var. Ha, biz ne yaparız? Onların bu hareketlerine karşına elbette ki kendi alternatiflerimizi sunmaya çalışırız. İHA gibi ve Hürküş gibi ülkesinden, ilçesinden başarılı icraatlara devam ederiz. Onları yaptığımız gibi onu da yaparız zaman içerisinde Allah'ın izniyle. Bunu da bu şekilde ortaya koyduğum zaman o yarın tıkışırız. Yani sadece dönecektir. Hiç kurban hiç yapmasınlar yani. Şimdi biz sadece ya göz korkutma, şey yapma, hiç kusura bakma, sizden korkacak halimiz kalmadı. Korkacak halimiz kalmadı. Eski Türkiye değil. Eski Türkiye değil artık ya. Allah Allah. Elvan Çedivan, o değil, Türkiye değil. Ondan sonra ne bileyim, neleri gördük? Onlar da en iyi demokrasi şey, insanlar olarak gördük gözümüz önünde. Ama maalesef onlar da küçükmüş. Maalesef onlar da küçükmüş. Sözleri büyük, kendileri küçük. Sözleri büyük, kendileri küçük. Allah'ım yarabbim. Yaptıklarına baktım. Çünkü onları bu halin hareketini üzülüyorduk yani. O insanın karşısında bir pek sanki Amerika bir dev gibi görüyorduk. Ondan sonra dedik ne yapsın yani? Ne de olsa bir Amerika dev. Onun için karşısında öyle durmak lazım. Değil yani. Bizim Atalan'ın geçmişine bir bakayım ya, biz bir Türk milletiyiz. Bizim öyle bir geçmişimiz var ki, o geçmişimizde oradan bugün hiçbir dünya... şu alem kuruldu kurar, dünya kuruldu kurar, böyle bir yapı oluşmamıştır yani. Bizim milletin yapısı gibi hiçbir yapı oluşmamıştır. Onun için bunu iyi bilmek lazım ve gençliğimize var ya Allah, bak lazım tarihini çok iyice. Tarihini bilmeyen geleceğine ben veremez ki. Aynen, tarihini bilmeyen geleceğine ben veremez. Benim öyle bir tarih şanlı tarihim var ki, o tarihimde biz insanları ezmek, söylemek, yok etmek gibi bir davayla gitmiş değiliz. Biz tamamen insanca yaşamanın yollarını göstermek için koşmuşuz. Rıza-i bari için koşmuşuz. Başka bir amaç var, gaye için değil. Yoksa bunun da kolay vardı. Ben de sınırları çevirirdim, hiç kimseye de alışveriş yapmazdım, müreffeh yaşardım. Ne gelen var, kalkıp da at sırtında bilseyle koşmak, o kadar insanların da ama burada bir olay var. Burada Cenab-ı Hakk'ın o güzel ayetini, o mazhar olmak, o ayetin mucibince hayat üzerine kurmak ve Rabbimizin rızasını almak için. Niye rahmetli Cenab-ı Başkan, ne diyor açık açık, benim davasına ifade ediyordu. Sevgili onun varlığımızı rahmetlik. Ve bu ilahi kendini tutmak davası için her şeyimize varlığımızı koşmak mecburiyetimiz var. Müslüman Türk milleti cihatsız olamaz. Türk milleti cihatsız olamaz. Allah Allah. Yani mücahadesiz olamaz. Öyle kısırlık bir şekilde bir karakter olamaz. Onun bunu boyunduğu adına giremez. Onun bunu şeyleriyle kendisini küçüklemez. Eğer tarihine bakarsan, tarihinden örnek alırlarsa, o atamızdan, atalarımızdan örnek alırlarsa, budur bizim yaptığımızın özelliği budur.
Baksın Amerika bana dışarı. Ne yapabilir ki? Allah'ın izniyle. Biz hepsini de yaparız. Ama işte burada tek bir olay var. Yine tek bir olay söyleyeyim. Bizim içimizdeki bazı kendini bilmeyenler, yetkili yerlerde olup da kendini bilmeyenler, yetmişli olmayı bilmiyorlar. Sırf parti ihtirası uğruna olmadık bizim sorumlulukları yapıyorlar. Bu da bizi ne yapıyor? Sıkıntıya sokuyor. Onlar da, ben dışarıda, dışarıya karşı gerekli olan yakınlığı oluşturmam lazımken içindeki huzursuzluklara uğraşıyorum. Ve o huzursuzlukları defetmemi de buna bakıyorum. Ama bakıyorum ki içindeki o insan, çıkan muhalif insanlar maalesef öyle huzursuz hareketlerle hareket ediyorlar ki maalesef benim zaaf olmuyor. Benim bir idealim var. Yani benim derken şuraya açık yazıyorum. Biz büyük bir partisi. Bizim bir idealimiz var. İdealimizin de yapısı belli. Bir erken bakıyoruz. Zamanla alem devleti diyoruz. Ve bunun içerisinde bu devletimizi en iyi müreffeh bir noktaya götürme bir idealimiz var. Ta ki dediğim gibi adalet, adalet, cinsiyet ne kadar kaynaşmış, böylece kucaklaşmış bir yapı istiyoruz. Böyle bir yapıya hazırlık çekiyoruz, özlemleri çekiyoruz. Ki bu da elbette ki idealli, yine idealli. Hocam yaşayan... ses hiç gelmiyor FSM TV'den bak. Mikro şey falan açık mı mikser? Niye ses gelmiyor? Kontrol et bak, sesi çok az geliyor hocam. Ben uzak. Şeyden, şeyi açık kapalı bir baklayın. Açık açık. Evet hocam, biraz sesim evet. Çok az geliyor. Artık evet. Benim sesim de biraz zayıf. Yok yok, öbüründen çok geliyor, benim evet. Az geliyor. İkisini de izliyorum yani. Yani olay mesele... Evet, mikrofonları bir alarm yaptım, ayar yaptım. Şimdi... Onun için değil mi? Yani bir partisi var, bir idealimiz var, iddialarımız var. Dünya devlet arasında en iyi bir noktaya gelebilme bir ülkümüz var. Kızıl Erman'da. Aynen. Yani bizim en güzel şeylerimizdir, bizim ideallerimizdir. Bunun için de bu idealleri hayata geçirmek için birinci planda bizim yaşamamız ve yaşatmamız. Bu noktada kendimizi yetiştirmemiz ve bu noktada sıkıntı. Kendimizi ideali bir noktaya getirmemiz için birinci planda dinimize ve cimrelere iyi sarılmamız lazım. İslam ve dinimize ve İslam'a sarıldığımız müddetçe biz bu idealimizi en üst noktaya taşıyabiliriz. Çünkü Cenab-ı Hak Teala... Kapalı mı? Cenab-ı Hak Teala ayet gelmesine ne buyuruyor? Ya yönetim adam, insan suru var, yusufu ve yüksefet adamakın diyor Rabbim. Yani demek ki, ey mümkünler siz benim dinime, yani bu ilahi kanunu, ona yardım ederseniz, yani uyarsanız, uygularsanız, ya yönetim insan suru maha, Allah'ın dinine yardım ederseniz, yani onun emirlerini uygularsanız ve sizin ayağınızı kaydırmayız. Cenab-ı Allah ayağınızı kaydırır. Sizi daima zaferle yükseltir, yüceltir. Her şeyin başı bu. Ne olursa olsun. Her şeyin başı bu. Her şeyin başı inanç ve değerlerimizdir. Bizi zafer ulaştıran budur. Bugüne kadar nice zaferlerimizi bu noktada almışız. Tüketlerimiz evden de olabilir ama bağlı kaldığımız zaman, samimi olduğumuz zamanlarda mikrofonları biz sil diyememişiz başladı yani evet. Mikrofonları. Gelmiyor ses. Evet. Olay bu. Başka dışarıya karşı şu anda Suriye meselemiz var. Irak meselemiz var. Bunların da yapılanı belli. Artık buna bir çaremiz son zamanı gelmişti ama şeyle konuştular. Putin'le konuştular ama bir Erbil meselesini şu anda durdum yine ama maalesef durulmuş değil. Yani bu gözükmüyor. Ne zaman durulur? Allah alem. Burada şu şekilde durur. Rusya ve Amerika ellerini çekerlerse bu iş durur. Allah Allah. Yani çünkü bu bütün başka şeyleri onlar. Çünkü onların da kendilerine göre bir idealleri var. Efendim oradaki bütün şeylere konmak veya adı demokrasi veya o biri de yardım ediyor. Bir şey bakımından. Ama burada ezilen kimler oluyor? Müslümanlar oluyor. Burada ezilen Müslümanlar oluyor. Maalesef o birilerine herhangi bir şey oluyor. Onun için Rusya'nın Amerika'nın oradan çekilmesi o bölgenin huzura kavuşmasıdır. Başka bunun yolu yok. İsrail
İsrail'i 2 dakika daha halledersin. Yani şey, kendine güven geldiği zaman, birlik beraberliği geldiği zaman o kendi önünden tutuyor. Ama Amerika, Rusya, Moğol'un çekilmesiyle ben diyorum ki Irak'ta, Suriye'de düzenli bir halde gelir. Türkiye bu sefer ilişkilerini daha çabuk halleder. O PKK'sının olsun, belediyesi olsun, şu anda büyük bir mücadele veriliyor. Ki sınırlı dışı operasyonlarımız inşallah Kandil'e kadar da varır. Şu anda bayağı bir büyük bir var. Temennimiz bu. Ama işte dedim ya, düşmanlar durmuyor. Düşmanlar bunu destekliyorlar. Her türlü silahı da bunlar şey demiyorlar. Bizi zaaf noktaya düşmanı yolu arıyorlar ama aynen, inşallah düşmeyeceğiz. Biz i̇nşallah birbirimize beraber olursak Allah'ın izniyle buluruz. Ha şimdi ben bir de şunu söyleyeyim. Ben yıllarca bu particilik meselesi konusunda yani tamam arkadaşlar ne olursa olsun akıllı olmak lazım. Bu seçim zamanı geldiği zaman partiler kendi iddialarını, davalarını, bütün şeylerini ortaya koysunlar. Onun mücadelesi bilirsiniz. Çünkü niye? Devletin başına gelip müdahale etmek istiyorlar. Arzuları o. Ama yani, diyorsun onun dışında? Yani onun dışında ondan sonraki hallere çok dikkat edeceğine asıl işte o zaman bizim için önemli. Yıpratıyorsun yani. Tabii birbirimizi yıpratıyoruz. Yıpratıyoruz yani. Orayı mı yani? Kimse mutlu değil yani. Değil, hayır olmuyor. Ya sen 40 gün bir adama deli desen o adam deli olur. Deli olur. Yani sen 40 gün kalkmışsın, hırsız, tamam hırsızdı. Ondan da artık toplum her kişi bunu hırsız olarak görür. Bunun ne işi farklı boyuta gider. Bu böyle yani. Ama onun tedavisi önemli. Bunun tedavisine bakmak lazım. Böyle bir durumlar yapmıyorsa bunun iyice versin, tedavisini yaparsın. Bunu sen hukuk devletisin. Sen hukukun var, bunlara müracaat edersin. O yollardan halletmenin yoluna bakarsın. Ama kalkar da toplumu bu şekillerde şey yaparsan o toplum senden sonra sonunda zaman elbette bir bakarsın öyle birinin kucağına düşersin ki bu devletin satan yok eden mahvede birinin kucağına düşürürsün. Evet. Ben buradan şunu açıklamak istiyorum. Yani ne olursa olsun birlikte hareket etmek ne zaman kadar? Değil mi? Seçim gününe kadar birlikte hareket edeceksin. Devletin için faydalı olan yapacaksınız. Ondan sonra da seçim zamanında kendi iddiaların neyse onu da milletine anlatacaksın. Ama yok, bize yetmiyorum. Şu anda başlıyor, daha veriler veriyorsun, yapıyorum. Ne kadar zaafa düşecek düşünceler, fikirler varsa onları söylüyoruz. Ya böyle bir anlayış olamaz. Bu şekilde bu devlet vatan senin ya. Sen bu vatanı, bu batıyı böyle bir zaafa düşürürsen, bunun içinde sen de varsın. Aynen. Bu şey için devlet mi işte? 15 Temmuz bir çıkarmadır. Eğer o gün düşseydik, 10 binlerce insan gidecekti. Olsa da işte göz görüyor yani bu. Hala akıl olmuyorsa ne acıdır yani ya? Bir parti liderleri bu şey akıl olmasa lazım, akıl düşünmesi lazım. Birbirlerine ayağını kaydırmanın yoluna bakıyoruz. Hangisi yapıyor, yaparsa yapıyor, yanlış mı yok? Bu değildir, siyaset bu değildir, bu siyaset değil. Bu tamamen politika. Politikada aynen, zaten farklı bir boyutu var. Siyaset demiyor. Siyaset önemli şeydir. Siyaset gerçek, bu siyaset. Her şey doğru, dost doğru, doğru yer olarak yapılır. Ama bir politikadır. Ondan sonra şimdi dış tarafa baktık. Dünya devletlerine şöyle bir baktığımız zaman Müslümanların hali iç açıcı. Mısır'ından, Suriye'sinden, Irak'ından, ondan sonra Yemen'inden, Lütfen'den, Arakan'ından, Lütfen'den, Bangladeş'inden, Lütfen'den, Lütfen'den, bütün İslam devletlerine baktığımız zaman halleri çok değişiyor. Bir düzen hale gelemiyorlar. Gelemezler de. Niye gelmezler? Çünkü Allah'ın hükmüne sarılmıyorlar. Kendileri Müslüman adlediyorlar ama Allah'ın hükmüne sarılmıyorlar, birlikte olmuyorlar. Bir kardeşlik meselesi, İhvat'ın kardeşlik meselesini bir yerine uygulamıyorlar. Aynen. Hep ne yapıyorlar? Kurumsuz şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Ben de biz doğru bir şey yaptık ama maalesef o doğru dedikleri bakıyorsun öyle bir yanlışa götürmüş ki felakete götürüyor netice itibariyle. Çünkü Resul Efendimiz bir gün hadislerinde diyor ki benim ümmetim diyor bir çaraktan nimetlenecekler diyor. Yani o ümmetinden faydalanacaklar diyor. Fakat diyor uzaktan sarı ümmetler gelen asar kalın, sarı kalınlar gelecek. Orada ne yapıyor? Onun sizin çanağınızdaki nimeti elinizden alacak, buradan alacak. Allah. Hani bile diyor.
O zaman sahabe-i kiram diyor ki ya Resulallah, peki biz o zaman diyor, oruç çok olacak, az olacak. Çok olacaksınız. Ama biz, yani ehlimin de kadın bir saman çubuk gibi olacaksınız. Daradan olacaksınız. Diyor. Ama en büyük, o da nasıl, o da en önemli şuna. Diyor ki o gün Müslümanların korkusu kafirlerin kalbinden kalkacak. Allah Allah. Müslümanlardan korkan korkusu kafirlerin kalbinden korku kalkacak. Ve Müslümanların korkusu kafirlerden kalkacak. Ruhal değil şu anda. Amerika abimiz, ondan sonra şey, İsrail kardeşimiz diye bir sürüdü. İşte buyurun. Daha gecelerde böyle bir Mısır'da şu müdür buyurdu hepsi. Aynı halde. Ne oldu? Paramparça oluyoruz. Zayıf oluyor. Ondan sonra da bir şeye sahip olamaz. Söz sahibi olamıyoruz. Bir de Müslümanlar kendi aralarında bir anı İslam teşkilatıyla konuşuyor. Bu İslam teşkilatı böyle pasif ve sahip olamaz yani. Aynen. Her şeyimiz var. Allah nimetleri verir. Dert olumuz var. Şuradan bir uzak. Ama maalesef... Hocam son 10 dakika. Bu arada Akdeniz olayı. Akdeniz'de de bizi istemiyorlar. Şu hale bak. Sanki bizim denizimiz değil. Sanki biz Kıbrıs'ı fethetmedik. Sanki bizim Akdeniz denizimiz, sınırlarımız değil yani. Bir tarafta Antalya'dan başlıyor, Hatay'a kadar bizim şeyimiz değil mi hocam? Tabii evet. Evet. Bunu anlatacağım. Şimdi Akdeniz meselesine geldiğim zaman bugün ne Kıbrıs diye bir adam var mı? Var. O adamın belirli sınırları, şeyleri var mı? Çünkü deniz hükümeti alanları. Tabii ki hakkı olan bir bölgesi, egemen olduğu bölge var. Egemen. Türkiye'nin egemen olduğu bölge var. Bir de Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'la Türkiye'nin arasında bir bölge var. Tamam. Orada da benim hakkım var. Öyleyse ben burada her türlü aramayı, karamayı yaparım. Ben farklı bir uçlu şeyleri yaparım. Bunu hakikaten hiç kimseye ilgilendiremez. Ama böyle işte mesele burada farklılık ortaya koymaya çalışıyorlar. Bazı şeylerdi elde edemediler ya Türkiye hakkında. Başka yönden bunu yapmamız onlar diyorlar. Ne yaparım? Biz de Akdeniz'e petrolle varırlar. Neyse İngiltere senin hakkın var mı? Amerika senin hakkın var mı? Ne işiniz var orada sizin? Fransa, İngiltere, senin hakkınız var mı? Yok. Ne geziyorsun buralarda siz? Bir de ben bana karşı diyorsun. Sen orada arama yapamazsın. Benim mi arama yapamam? Hala alet arama yaparım. Nasıl? Benim bölümüm şu anda. Ben kendi bulunduğum alanda yapıyorum. Sizin aranıza giriyor muyum? Yok. Daha ne konuşuyorsunuz? Değil, kaos yaratmak. Yani orada bir kaos yaratmak o bölgede. Ama savaşa doğru yönelir mi, gelir mi? Pek de gideceğini zannetmiyorum. Çünkü evet. O cesaret evet. Fakat amaçları başka. Amaçları başka. Ne hocam amaçları? Onların amaçları şu anda Türkiye'yi abluk altına almak. Abluk altına kendisi. Dar bir boğazdan düşürmek. Zayıf noktalarını yakalık evet. Sıkıntıya sokmak istiyorlar. Yani başarılı yapmak istedikleri o. Ondan sonra ama yapamayacaklar, yapamazlar da. Ama ileride, tabii çok ileride yapılır mı olur mu orasında Allah'a o da yine bizim, yine bize bağlı. Yani biz Türk millet olarak, Müslüman Türk millet olarak yapımıza bağlı. Neslimizi yetiştirmeliyiz. Evlatlarımızı yetiştirmeliyiz. Tarihimizi yetiştirmeliyiz. Nasıl değerlerimizi yetiştirmeliyiz. Biz bunları verdiğimiz müddetçe biz tekrar ayağa kalkarız. Yani öyle bir ayağa kalkarız ki ama veremezsek benim gencim ve eğlenceden geri kalmaz. Şu anda Avrupa'nın eğlence şeyleri biz aldık Türkiye, evlatlarımız. Bir bakın ya. Şu anda bir şey bakıyoruz, Allah korusun. Ne acem. Ahlaki yönden geceler oluyoruz. Ondan sonra cinayetler, şeyler. Bunlar, tabii. Adam karısını öldürüyor, kaynanasını öldürüyor. Baldızını öldürüyor, bir de kendini öldürüyor. Allah Allah, şu hale bak. Emekli bir adam. Tamam da sen bu düşünceyi nasıl aldın? Niye? Çünkü inanç noktası. Kendisi yargılıyor, kendisi hakim oluyor, savcı oluyor. Evet. Hüküm veriyor. Bu da iman, işte inanç değerlerini iyi bilmemizle anlayamadığından dolayı. Yarın ahirette ben bunun cezasını nasıl vereceğim? Ebedi gidiyorsun arkadaş. Sen adam öldürüyorsun.
kaç tane öldürüyorsun? Onun için gençliğimizde bir şu anda gençliğimizin halet durumiyesi de bu noktada. Bunlar niye devlet bunlara sahip çıkacak? Farklı boyutta kanun çıkaracaksın arkadaşım, devletsin. İşte burada da bizim içimizde devletimizin de bu partiler bu noktada birleşmiyorlar. Ve bir ben şimdi burada bir şeyi kabahatı görüyorum. Ne olursunuz başkanım, şu noktada. Arkadaş ne dedi? Dedi ki, siz ben önüme getirin, ben müdahale edeceğim dedi mi imandan, idam meselesi olsun. Dedi mi? Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı. Evet. Açıbaşım dedi mi idamdan. Tamam. Peki bugün sen parti başkanısın. Partinin de başkanısın. Tamam. Neden benim? Arkadaş, önerge verin. Niye emir vermiyorsun bunu bana? Onu diyeyim. Önergeni ver, meclise sun. O zaman kabul edersen, kabul edilirse, ediliyor. Edilmezse sen şeyden, o şey senden kapmış olur. Sen niye yapmışsın bunu? Neden yapmıyor, uyanıyorsun ki? Bak o kadar küçük çocuklar tecavüzler oluyor. Oradan askerlerimiz gidiyor. Bunlar artık meclis şu anda tek adamsın ya. Ben eminim arkadaşım sen AK Parti şeyini bilirsin de önergelerini. Komisyona gelsin, komisyondan çıkarsa çıkar çıkmazsa sen bundan sen şeyini görevini yapmış olursun. Rahmetli Mustafa Genel Başkanımız verdi. Kim, hangisi kabul etti? Beşikleri kabul etti. Hepsi vebaldi. Hepsi vebaldi. Hani siz idam istiyordunuz? İdamlaş yapmak istiyordunuz? Ama yok, bir Büyük Birlik Partisi verdi ya, önerge efendim kabul etmiyor. Benim düşünceye olur mu? Aynen. Sen insanlığı seviyorsan, bu insanlığı Allah için seviyorsan, görüyorsun hep küçük çocuklara tecavüz ediyor. Orada olumsuz şeyler yapıyor, kasti hareketler yapıyor. Yer atıp millet sabahın dükkanı, acaba soyunumu söyleyecek mi diye bekliyor. Veya da işte, sabaha sağ çıkacak mı diye bekliyor. Kim vuracak mı diyecek. Yani atıp, çünkü adalet, yani çok en birinci plan adalet. Adaletin yolunda caydırıcı olmak hizmeti vardır. Hürriyet, adalet demektir. Ama hürriyet, adalet olmasa hürriyet olmuyor. Olmaz. Allah Allah. Niye? Hakkına tecavüz edeceğim ben. Hürriyet olma, adalet olmadı mı ne olur? Adamın hakkına tecavüz edeceğim. Hırsızlığını yapacağım veya da onun komşumun haklarına tecavüz edeceğim. Şuraya buraya neyse. Çok olumsuz hareketler yapacağım. Niye? Adalet yok ya da onu. Efendim maalesef ama caydırıcı olursa olduğu takdirde orada kolay kolay şey olmaz. Osmanlı Devleti'nde kaç kişi idamlanmış? Bir bakar mısınız sana? Şey olarak suçlu olarak. 600 küsur yıl yani geçmiş. İşte niye adaleti çok anla. İdam tamam verilir de, insan öldürür de, kasti olarak yapılan şeyde yapacaksın arkadaş. Bir kişinin gitmesi milyonlarca insanı kurtarmaz aynen, demek. Aynen. Her buza hırsızlıkta bir kişinin yaptığı hırsızlığın... İbret adına bakacak. Evet, tabii. Ne oldu ya? Aman ben de bir şey yaparsam evet, falan gibi diye. Evet, aynen öyle. Abi şimdi zamanında ne olursa olsun idam vardı 50'den önce, 60'dan önce. İdam vardı, ta hadi şey... 80'e kadar ya. 80'e kadar idam vardı. Ondan sonra ama uygulama safhasında zafiyette bir oldu. Ama geceli kanun oldu. 12 Eylül'de oldu ama bir sağdan bir soldan geliyor. Oraya bir hemen yaptılar. Uğradılar. Yani burada bir siyasi olay var. Bir siyasi kamplaşma var. Onlar birbirinin mücadelesi var. Ama öldürmek doğru değil. Öldürmeyi hiçbir zaman için kabul etmiyoruz. Bu ancak öldürme devletin işidir. Yani suçlu bulur. Ve tabi kesin kararlar var. Öyle bir şey yapabilir. Yapabilir. Ama şimdiki durum öyle değil. Şu andaki yaşadığımız ortama baktığımız zaman maalesef dünyanın gelmesi şart. Milletin huzurlu olması için dünyanın gelmesi şart. Caydırıcı kanunların olması şart. Öyle 3 günler, 4 günler, 5 günler değil. Ya öyle bir caydırıcı şey vereceksin ki daha bir dersine onu durduğu zaman daha yapmaması lazım. Durum öyle. Bu şekilde bakılırsa elbette Türkiye huzura kavuşur diyorum. Yani diğer bir başka bir konuya gelecek olursa artık şimdi diyeyim işsizlik konusu tabii. Bir de hocam Suriyeliler gidiyor. 80 bin tane Suriyeli şu anda İstanbul'dan gönderilecek. İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. Yani, İstanbul kimliklilere bir şey demiyorlar.
İstanbul kimlikli olmayanlar, kimliğini Adana'dan, Mersin'den, Antep'ten, Kilis'ten gibi böyle almış olanlar gönderecekler. Bir de hiç kimliği olmayanlar topluluk gönderiyorlar. Bir de belge istiyorlar, izin belgesi iş yapmaları için. Vergi levhası istiyorlar esnaf olanlara. Tabii, tabii, tabii. Benim kiracım var mesela. Mahallecileri gelip gidiyormuş, bakkalı var. Yani hayır, şimdi de sen burada çalışıyorsan, bir işleri kurursan, bu devletin bir şeyi var tabii. Olacak mı, olacak mı, bir şey öyle. Sigorta meselesi mesela. Kimisi, sigortalı olacaklar. Tabii çok güzel. Şimdi şöyle, İstanbul kayıtlı olmadan iltica etki olanların yeri kamplardır. Kamplardır. Sen o kamplarda insanı serbest bırakırsan ne olur ne olmaz. Kimliği yok. Her insan bir değil ki. Tabii canım. Her kişi ahlaklı değil ki. Ki görüyorsun 37 kişi geçen yıl başında ne oldu? 39 kişi miydi? Yani. Değil mi işte yani? O da o da yani şöyle şimdi onun için bu doğru ben kamplarda. İsabetli yapıyor yani devlet. İsabet. Burada isabetli. Burada isabet. Yani merhametsizlik şu falan değil. Zaten 7 senede saltanat yaşadılar. Geçen sosyal medyada gördüm, affedersin hocam. Hastanede hasta yatıyor, Suriyeli, yanında da biri var, nargile içiyor böyle, nargile. Hastanede ya. Biri de çekmiş onu vaziyette. Hale bak. Ya onların yaşantıları tamam, ben dürüst yaşantılara bir şey demiyorum ama öyle bir şeylerinde ya da uğraşan yanlar var ki biliyorum. Gittik, gördük, Suriye'de de gördük yani. Gezdik, ne gördük. Ya o da var olan bir şey, ne yaparsın? Kamplarda, kampları var arkadaş. Evet kamplarda yat. Zaten akşam doktorlar senin dışarıda gezme hakkın var. Çünkü sen iltica etmişsin. Sen iltica eden elini kolunu sallayıp da her türlü hareket yapamaz. Evet hocam, yayınımızı bitirdik. Son bir iki kelime. Son diyeceğimiz de Cenab-ı Allah bizleri, devletimizi, vatanımızı, her türlü tehlikelerde işe dış düşmanlarını şöyle kuruşun. Rabbim kitabımız ne durumda hocam? Hı? Kitabımız Alperen'in kitabı, şu anda kitabımın şey yapıyor, güzel kız yapıyor. Allah nasip ederse 15 gün içerisinde. Yani Kurban Bayramı'ndan sonra, sonra evet, inşallah evet, açılacak. Orada tanıtımını yapacağız. Evet, evet. İnşallah burada şöyle bir düşüncemiz var. Konuklarımıza önce bir isim, bir kod ismi söyleyeceğiz. Evet. Bizi takip edenler ve yayının sonunda bizi arayanlara kitabı hediye edeceğiz. Böyle de bir şey düşünüyoruz inşallah. Hem kitabımızla tanışmış olurlar hocam kitabıyla. Zaten şey çıktığı anda tabii tanıtımı falan yapacağız. İnşallah, inşallah çok güzel. İstişare ve şöyle bir istişare gayet o da o daha iyi oldu. İstişare? Kitabın adı. Ha, o da ayrı bir kitap değil mi? Şu anda iki kitap çıkıyor. İki kitap çıkıyor maşallah. Onu önceden hazırlamış mıydınız? Hazırlamışım. Maşallah çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Maşallah. Bu arada Türk Tarih Kurumu onun kitabında çıkardı. Bak hocam, yani Türk Tarih Kurumu mükemmel bir olay. Çevresel Tarih. Tarih Vakfı yurt yayınları. Yani devletin şeyi ya, yani çıkardılar. Böyle. Çeviren Fatih Çalıcı, Muhammed Fatih Çalıcı, Çevresel Tarih Nedir? Böyle güzel bir kitap. Yine özel hareketle ilgili bir kitabımız var, İbat. Korkuyu öldüren kahraman İbat. Evet, geçen de bunun tanıtımını yaptım. Yine bir kitabımız var. Kırık Kanadı Melek'in Kanadına Takılanı Rukiye Küreyen. Evet. Buradaydın değil mi sen? Yok. Yok. O engelli bir kızımızın yazdığı kitap. He. Hani şeyde dağıtılmıştı. O mu? O kitap yani. Hı. Yine Eda Aksoy bizim buraya yayına gelmişti, canlı yayına. Hı. Kendi hayatını anlatıyor. Yetimhanede yani öksüz yetim büyümüş bir kızın duyguları, bir umut. Hiç umudunu yitirmemiş orada yaşamasına rağmen. Bak neden sevmediniz beni? Oysa benim küçücük yüreğimde o kadar çok seviyor ve özlediyordum ki sizi, annesine, babasına söylüyor. Yani niçin bizi şeye bıraktınız der gibi şekilde. Yine şairle hocam, şair hocamız Aks Hasanoğlu Yusuf Akgül'ün kitabı. Ankara'da vermişti bize. Gönültaşım Hayrullah Çalışı'na 10. yıl hatırasına BSM TV'ye başarılar diliyorum
Yusuf Akgül, Muhsin Name, Muhsin Başkanımızla ilgili şiirler. Aslında bu konuları hocamı davet edip böyle güzel bir şey yapmak lazım. Yine Sultan Hamit'in Sultan Göç ve Hassasiyet, Doktor Ahmet Uçar. Bu da güzel bir kitabımız. Evet, bunları tanıtımını yapıyoruz. Sizin kitaplarınıza inşallah geldiği zaman tanıtımlarını yapacağız hocam. Evet. İstanbul Küçükçekmece Kitabı, FSM Mehmet'e grup canlı yayın sıralarında. Canlı yayınımız Siyaset Dünyası. Burada sona eriyor. Haftaya çarşamba günleri fıkıh derslerinde hocam hazırlanacak. İzleyicilerimize fıkıh saati başlatıyoruz. Canlı da olabilir yani. He? Canlı da? Olabilir. İşte yani onlar doğru söylüyorsun. İsterseniz sorularınızı hazırlayın fıkıhla ilgili. Ama hangi konular işleyeceğimizi netleştireceğiz onu inşallah. Ona göre canlı olarak da sorular sorabilirsiniz. Telefonla da sizi bağlanırız o şekilde diyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Kalın sağlıcakla. Evet,